Merhaba. Beslenme konusundan bahsederken hele ki konumuz büyüme çağındaki çocukların beslenmesi ise konuyu daha iyi anlayabilmek için besinlerin ağızdan girdiği andan itibaren vücutta neler olduğunu bilmemiz gerekir. Şimdi bu konuyu görselleştirmeye çalışarak size sindirimi anlayabilmeniz için basit bir model çizmek istiyorum. Evet, aynı bizler için olduğu gibi çocuklarımızın tükettikleri besinleri de makro besinler olarak da adlandırılan üç ana besin grubuna ayırabiliriz. Bu makro besinlerin sindirimleri birbirinden farklı olduğundan neler olup bittiğini anlatabilmek için farklı renkler kullanacağım. Bahsedeceğimiz makro besinler karbonhidratlar yani kısaca karp karp diyelim yağlar ve proteinlerdir mikro besinlere örnek olaraksa vitaminleri mineralleri ve yediğimiz besinlerin diğer içeriklerini verebiliriz sindirim yolu ağızdan anüse kadar uzanan up uzun bir tüpten ibarettir şimdi besinlerin ağızdan girdikten sonra bu uzun tüp içerisinde Hangi aşamalardan geçtiklerini inceleyeceğiz. Aslına bakarsanız sindirim ağzımızda besinleri çiğnemeye başladığımız anda başlar. Çiğneme çoğu zaman önemli olarak görülmez ama farklı enzimlerin üzerlerinde daha kolay çalışabilmelerini sağlamak için besinleri daha ufak parçalara ayırması sebebiyle oldukça da önemlidir. Bu enzimlerin bazıları tükürük bezleri vasıtasıyla ağız boşluğuna salgılanırlar. Ardından da anlaşılacağı gibi tükürük bezleri tükürük salgılar. Tükürüğün içinde bulunan farklı enzimleri de değişik renklerle göstereceğim size. Evet, bu enzimlerden birinin adı amilazdır. Ve tükürükte bulunan amilaz karbonhidrat sindiriminde etkili olduğu için onu onu pembe ile gösteriyorum. Evet, bu arada sindirim sisteminin ilerki bölümlerinde etkili olan başka bir amilaz daha var. Ve bu ikisinin aynı enzimi olmadığını da şimdiden söylemek istiyorum. Tükürükte bulunan diğer enzimin adı ise lipaz. Bu lipazın da tükürükte bulunan lipaz olduğunu belirteyim ki daha sonra karşımıza çıkacak olan diğer lipazla karışmasın. Tükürükte bulunan lipaz yağların sindirimini başlattığı için onu da sarıyla yazdım. Besinler çiğnendikten sonra bolus adı verilen bir yiyecek topağı halinde yutulurlar. Tükürük bezlerinin salgıları ya da enzimleriyle karışmış olan bolus yutak adı verilen tüpten aşağıya doğru ilerlemeye başlar. Bir dakika yutağı da not edelim. Evet. Yutak bu tüpün devamı ve genişlemiş hali olan mideye bağlıdır. Mideyi de bu şekilde çiziyorum. Tam burada bir vana gibi mideye girişi kontrol altında tutan ve yutak alt sfinkteri ya da alt özofageal sfinkter adı verilen büzgen bir kas bulunur. Bu kas herhangi bir sebeple sızdırmaya başlarsa midedeki besinler yutağa doğru kaçarak reflüye yol açar. Yediğimiz besinler mideye girdiklerinde midenin salgıladıkları ile karışmaya başlar. Bu salgılar arasında mide asidi ya da kısaca HCL de denen hidroklorik asit proteinlerin sindirimine yardımcı bir kimyasal olan pepsin ki proteinlerle ilgili olduğu için bunu yeşille yazıyorum. Evet. Abi ve bir de bir de lipaz bulunur. Midenin salgıladığı lipaza gastrik lipaz dendiğini de duyabilirsiniz ve aynen tükürükte bulunan lipaz gibi gastrik lipaz da mideye giren yağlar üzerinde çalışmaya başlar. Kaslardan oluşan mide içine giren besinleri çalkalamaya başlar ve böylece yutaktan bir topak halinde gelen besinler mideyi sıvı halde terk ederler. Bu sıvıya kimus adı verilir. Kimus mideden başka bir vana olan pilorik sfinkter aracılığıyla çıkar. Kimus mideden çıktıktan sonra duodenum olarak adlandırılan ince bağırsağın ilk kısmına geçer. Duodenumda sindirim açısından önemli şeyler gerçekleşir ve bu olayların baş kahramanlarından biri karaciğerin salgıladığı safradır. Safra karaciğerde üretilir. Evet, burada üretildiğini ve duodenuma geldiğini göstermek için şimdi çiziyorum ve şöyle çizeyim. Evet, evet. Ah, karaciğerden gelen safra, safra kesesi adı verilen küçük bir organda depolanır. Hemen not ediyorum. Buradaki minik kesecik safra kesesi ve bu da bu da karaciğerimiz. Şuraya bir de neyin sindiriminde kullanıldığını anlayabilmeniz için Safrayı da sarıyla not edelim. Evet. Safraya ihtiyaç olduğunda safra kesesi safrayı duodenuma salgılar. Salgılarını duodenuma salgılayan başka bir organ daha vardır ki bunu da şuraya mavi ile çiziyorum. Evet. Bu organımızın adı da pankreas. Pankreas çok önemli bir organdır. Sindirim açısından en önemli enzimleri ince bağırsaslılar ve bu enzimler arasında pankreatik amilaz, pankreatik lipaz ve protein sindiriminde kullanılan tripsin ve kimotripsin vardır. Duodenumda gerçekleşen bu kadar ilginç ve önemli olaydan sonra besinler uzunluğu 4,5 ile 9 metre arasında değişen ince bağırsağa geçer. İnce bağırsak çok uzundur ve kendi etrafında sarılı bir biçimde bulunur. Ben şu an size açık halini çiziyorum ama bu sarmanların aslında birbiri etrafına dolandıklarını gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Evet bu çizimle ince bağırsağın ne kadar uzun olduğu konusunda size sadece bir fikir vermeye çalışıyorum. İnce bağırsağın ikinci kısmına gelince buna jejenum son kısmına da ileum adı verilir. İnce bağırsak büyük besin parçacıklarının emilebilecek kadar küçük birimlere parçalandığı ve emilimin gerçekleştiği yerdir. Bundan sonra ise ince bağırsak kalın bağırsağa bağlanır. Kalın bağırsak bir depo ve sanki bir çeşit kurutma birimi görevi görür. Bu şekilde önce yukarı sonra enine ve sonra da aşağı doğru kıvrımlanarak ince bağırsağın etrafında konumlanır. Kalın bağırsağın S harfi şeklindeki son kısmına sigmoid kolon adı verilir. E az önce de söylediğim gibi burası kalın bağırsağın yukarı doğru çıkan kısmı. Burası enine ilerleyen ve burası da aşağı doğru inen kısmıdır. Kalın bağırsakta fazla su emilimi gerçekleşir. Buradan sonra kalın bağırsak, sigmoid kolon adı verilen kısmından geçerek sindirim sistemini terk eden son ürün dışkıdır. Dışkı anüs yoluyla vücuttan dışarı atılır. Dışkı kalın bağırsakta ne kadar uzun beklerse su emilimi de o kadar uzun süreceği için dışkı bekledikçe daha kuru olur. Suya ek olarak kalın bağırsakta bazı çözeltilerinde emilimi gerçekleşir. Şimdi bir dakika hemen bir tekrar yapalım. Hemen 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 yediğimiz besinleri ağzımızda çiğneriz ve bir bolus formunda yutarız. Bolus yutağı ve yutak alt sfinkterini geçerek mideye ulaşır. Mide de mide asiti, pepsin ve lipaz gibi salgılarla karışarak kimusa dönüşür. Pilorik sfinkterden geçen kimus, karaciğer tarafından salgılanan ve safra kesesinde depolanan safra ile amilaz, lipaz, tripsin ve kimotripsin gibi pankreatik salgıların salgılandığı duodenum'a ulaşır. Bundan sonra en ufak ve emilebilir parçacıklara parçalanan besinler emilimin maksimum seviyede sağlanabilmesi için çok uzun bir tüp şeklindeki ince bağırsaktan geçer. İnce bağırsağın bu kadar uzun olmasının sebebinin besinlerin burada harcadıkları süreyi uzatarak emilimi maksimum seviyeye çıkarmak olduğunun da altını çizmek istiyorum. Buradan da ismini yazmamışım ama ileumla çekum yani Kör bağırsak arasında yer aldığı için adı ileoçekal valf olan kapak aracılığı ile besinler kalın bağırsağa geçer. Bu arada apandisitin de burada olduğunu ekleyelim. Apandisit çekumun uzantısı gibidir ve Örneğin çekirdekli üzüm yedikten sonra bu çekirdeklerin birinin burada sıkıştığı talihsiz bir durumla karşılaşırsanız apandisit tıkanacağı için iltihapla dolar ve apandisit rahatsızlığı da böyle ortaya çıkar. Her neyse bu durumla karşılaşmayacağınızı umarak devam ediyorum. Ne diyordum? Hah. İnce bağırsaktan çıkan besinler kalın bağırsağın yukarı doğru olan kısmına ulaşır. Ardından enine olan ve aşağı doğru olan kısımlardan da kurutularak geçerek sigmoid kolona gelir. Sigmoid kolona besin gelmesi bağırsak hareketlerini başlatır ve böylece dışkı anüs yoluyla vücuttan dışarı atılır. Evet. Sindirimin nasıl işlediğine dair artık bir fikre sahip olduğunuza göre Şimdi ince bağırsan, mesela buradan alacağımız bir kesitine odaklanalım ha? Bu kesiti yakından incelerseniz eğer, kaslardan meydana gelmiş bir tüp görürsünüz. Bu tüpün içinde de villus olarak adlandırılan ve parmağa ya da kıla benzeyen yapılar bulunur. Villuslar lümen içinde bulunan besinlerden yani protein, yağ ve karbonhidratlardan maksimum emilimi sağlayabilmek için ince bağırsağın emilim yüzeyini büyütür. Buna ek olarak emilim yüzeyini daha da artırmak için villusların üzerinden uzayan ve fırçamsı yüzey adı verilen tüycükler de vardır. Fırçamsı yüzey mikrovilluslardan meydana gelir. Az önce de söylediğim gibi mikrovilluslar emilim yüzeyini daha da artırırlar. İnce bağırsağın neye benzediğini başka bir açıdan daha görmek isterseniz eğer, gelin bir de buradan alınan bir kesiti inceleyelim. Evet, bu kesiti açacak olursak, kaslardan meydana gelen duvarı ve villusları şu şekilde çiziyorum. Heh, şu anda... Biraz daha yakından baktığımız için fırçamsı yüzey ve mikrovillusları daha iyi görebiliriz. Fırçamsı yüzey ve mikrovilluslar enterosit adı verilen hücrelerden meydana gelir. Her birinin kendine ait bir çekirdeği olan bu hücreler, ince bağırsaktaki emilime yardımcı olan seçici hücrelerdir. Hemen enterositi de not ediyorum. Bu villusların her birinin içinde merkezi lakteal olarak adlandırılan ve lenfatik sistemin uzantıları olan yapılar bulunur. Lenfatik sistemin uzantıları olan laktealleri sarıyla çizdiğim için anlayabilirsiniz ki lümen içinde bulunan safra tarafından emülsifiye edilmiş gastrik lipaz ve tükürükte bulunan lipazla da küçük parçalara ayrılmış olan yağlar bu laktealler aracılığıyla emilir ve lenfatik sisteme geçer. Bu arada bu villusların içinde bir kılcal damar ağı olduğunu da ekleyeyim. Bu kılcal damar ağı diğer tüm kılcal damar ağları gibi laktealleri çevreler, villuslara gelen ve buradan giden kanı taşır. Bunlar karbonhidratlar. Bunlar da proteinler, tamam mı? Yani laktealleri çevreleyen yani kılcal damar ağları sayesinde doğrudan dolaşım sistemine geçerler. Millusların ne kadar küçük olduklarını düşündüğünüzde kanımıza geçen besinlerinde ne kadar ufalanmış olduklarını anlıyorsunuzdur değil mi? Ha, sıradaki videoda vücudumuzun bu besin parçacıklarını büyümek için ve enerji üretmek için nasıl kullandığını ve nasıl depoladığını izleyeceğiz. Evet, bunu da bitirdik. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın olur mu?